Rendeledim. Ne kadar çabuk kararıyor Allah'ım. Maydanoz, maydanoz. Evet, maydanoz burada. Köftenin en güzel tarafı o. Asla yemeyecekleri şeyleri yedirebiliyorsunuz. Daha şimdiden bile enfes kokan. Tam bir anne köftesi görüntüsü değildir arkadaşlar. Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacında bu hafta hangi tarifi yapalım, bu hafta neler yapılıyor dünyada diye bakarken bir baktım, dünya köfte. Evet, dünya köfte haftası. Daha doğrusu dünya aslında hamburger haftasıymış. Biz dedik ki bizim sevdiğimiz, bizim bildiğimiz, bize ait olan bir şey yapalım diye. Bugün sizlerle Kıbrıs köftesini azıcık bir değiştireceğiz. Geçenlerde annem bir tarif verdi. İşte Kıbrıs köftesi temelli bir tarif yaptım, çok güzel oldu diye. Tamam o zaman dedim, biz de anne o tarifi yapalım. Malzemelerimiz ne yer? 250 gram kadar kıymamız var. İsterseniz daha fazla kişiyseniz bizim gibi yarım kilo kadar kıyma kullanabilirsiniz. Bir tane rendelenmiş soğan var. 3-4 tane patatesimiz var doğranmış olarak. Bunları ayrıca koyacağım. Gene 2-3 tane büyüklüğüne göre 4 tane de olabilir. Rendelenmiş patates, bunlar rendenin en ince tarafıyla, yani soğanı ve patatesi rendenin en ince tarafıyla rendeliyorsunuz. 2 tane ekmeğimiz, 1 tane yumurtamız, maydanozumuz, tuzumuz, kimyonumuz var ve ayrıca işte aslında o Kıbrıs köftesinin altına bir katma yapmak için çeri domateslerimiz var, minnacık minnacık. Ben şeker domates aldım daha da lezzetli olsun diye. Kapya biber, sivri biber ve havucumuz var. İlk önce ne yapacağız? İlk önce patatesi ben önden rendelemiştim. İyice daha sonrasında suyunu sıkmak gerekiyor. Rendeledim. Ne kadar çabuk kararıyor Allah'ım. Rendelenmiş, tekrardan suyu sıkılmış. İyice birazcık daha sıkayım. Soğanı ekliyorum. Bir karıştırıyorum onları birbirine. Bunları iyice birbirine yedireceğim. Büyük kabımı alacağım. Patatesimi ve soğanımı döktüm. Kıymamı ekliyorum. Yumurtayı. Ekmek işlerini. Ben zaten patatesi fazla fazla eklediğim için ekmeği az koyuyorum ama siz patatesini az, ekmeği daha fazla da koyabilirsiniz isterseniz. Bunları kullanırız. O yüzden kenara alalım. Kalan ekmekleri tamamen kurutup kruton yapabilirsiniz çorbalara koymak için. Minik minik küp küp kesiyoruz ya. Ya da robottan geçirirsiniz, galeta unu yapabilirsiniz. Tuzu döküyorum, kimyon, maydanoz, maydanoz. Evet, maydanoz burada. Birazcık da nane eklesem bence güzel olabilir. Birazcık nane getireyim mi? Maydanozları doğrayalım. İyice minik minik olsunlar. Çocuklar anlamasınlar istiyorum. O yüzden büyük bir bıçak getireceğim. Bunda da artık bu kadar minnacık doğranmışı da laf ediyorlarsa yapabileceğim bir şey yok. Daha önceki tariflerden hatırlıyorsanız sizinle işte brokoli köftesi yapmıştık, karnabahar köftesi yapmıştık. Köftenin en güzel tarafı o. Asla yemeyecekleri şeylere yedirebiliyorsunuz. İyice yoğuruyorum. Şimdi köftem çok azıcık dinlensin istiyorum. Ben orada patatesleri, soğanları, soğan değil hayır, patatesleri, havuçları, biberleri şöyle hafifçe bir sanki soteliyormuşum gibi yağdan geçireceğim. Bunu kenara alayım. Tavamı alacağım. Bir parmak kadar. Dün akşam annemle bunun konuşmasını yaptık. Bir parmak mı, iki parmak mı diye. O da bir parmak dedi. Bir parmak kadar yağ koyacağım. Bir parmak yağ koydum. Diyeceksin ki ne parmakmış o. Bunu ateşe alacağım. O birazcık çok hafif ısınsın. Ben patatesleri koyacağım. O aşamada da onlar, yani patates çok hafif sotelenirken de diğer kalan bütün malzemeleri doğrayacağım. Patatesleri böyle dilim dilim parmak gibi kesmiştim. Havuçları da aynı o şekilde keseceğim. Tamam. Şimdi ilk önce patatesleri dedim ama havuçlar sanki daha da zor pişiyor gibi. O yüzden önce bir havuçları bir koyayım. Havuçlar hafif sotelenirken, daha doğrusu hafif kızarırken ben de kalanların hepsini halledeyim. Önceki börülce salatası videosundan hatırlıyorsanız işte bu kalan parçaları atmayalım, sebze suyu yapalım ya da
Daha da farklı bir şey yapmak isterseniz topraklarınız için, bitkileriniz için dilerseniz kompost da yapabilirsiniz. Bir tane de kompost yapma videosu mu çeksek? Portakal ağacının bahçesi hashtaginden hatırlayan takipçiler vardır. Bizim evdeki bahçenin bir bölümüne böyle bir kompost alanı yaptık. Ben böyle her seferinde koşa koşa gidiyorum, diyorum ki bu sebzelerin kalanlarını oraya atacağız. Onlar bize gübre olacaklar. Evet, şey dedim size, patates önce dedim, şimdi patatesi en son atmaya karar vermiş. Bir insan evladı olarak. Ama bunlar da güzelce kızarsınlar. Söz veriyorum, en son patatesi ekleyeceğim. Şimdi patatesler ve havuçlar ve biberler hafifçe kızarırken ben de köftelerime şekil vereyim. Bu aşamada bir alta bakmak önemli çünkü genelde patatesler aşağıda birikiyorlar. Şimdi bunlara elimle şekil vereceğim. Fikir değiştirip tahtanın üstüne dizmeye karar verdim. Birbirlerine yapışmasınlar hem diye. Eğer halen daha bu aşamada bazen patatesten ya da soğandan su kalmış olabiliyor. Kaldıysa şöyle hafifçe elinize sıkarak devam edersiniz. Şimdi bu patatesler yarı pişti. Onları alacağım. Bu yağda bu sefer köfteleri pişireceğim. Kanalın sıkı izleyicileri benim klişelerini iyi biliyorsunuz. Daha şimdiden bile enfes kokan bir tarif diyorum ya bazılarına. Bu da onlardan biri işte. Bunları kenara alayım. Birazcık da zaten yağları da süzülsün o arada. Evet, bu daha mantıklı olacak arkadaşlar. Zaten küçülecekleri için inşallah, benim inşallahlar da fix oldu. İnşallah birbirlerine yapışmayacaklar. Daha rahat çevireceğim. Ben de köfteler kızarırken bu aşamada domateslerimi ikiye keseceğim. Kontrol edeceğim bakalım bir tanesi pişmiş mi diye. O pişmişse diğerlerine çevireceğiz. Evet. Şu görüntü tam bir anne köftesi görüntüsü değildir arkadaşlar. Köfteleri pişirdim, sebzeleri pişirdim. Geriye sadece şeker domateslerim kaldı. Yağımın birazını ayrı bir kaba aktardım. Çünkü çok fazla zaten köfteler de yağ çekti. Çok fazla yağlı olsun istemiyorum. Şimdi en son domateslerimi birazcık çevireceğim. Sonra hepsini bir araya getireceğim. Bütün hepsini burada bir araya getireceğiz. Ama ben hem ekibe hem eve hem kokuyu alıp gelen herkese yetsin diye tabii ki köfteyi fazla fazla yaptım. Klasik Türk annesi usulü. O yüzden muhtemelen bu tavaya tekrardan sığmayacaklar. Daha geniş bir tavam var. Ama siz en başından tarife adım adım uyduysanız muhtemelen sizin tavanız yeterli gelecek ve bulaşık çıkmayacak. Domatesler güzel ezildiler. Köfteleri ekliyorum. Ben böyle hepsini birbirine karıştıracağım. Normalde eğer patatesleriniz daha az piştiyse sizinkinde patatesleri en alta koyabilirsiniz. Ben lafa daldığım için. Eğer dilerseniz, eğer pişmiyormuş gibi gelirse çok azıcık bir çay bardağının dibi kadar birazcık su ekleyebilirsiniz. Ama onu zaten şu aşamadan sonra fark edersiniz. Şimdi servis için direkt tencereden de servis yapabilirsiniz ama diyelim ki bir sofraya getireceksiniz. Misafir sofrasına. Sonra bunları yayacağım. Ya da aslında bak şu tarafta patatesler, bu tarafta köfteler. O da güzel gibi duruyor. Sanat eseri. Dünya hamburger gününde dünyaya köftenin ne olduğunu, en leziz halinin nasıl olduğunu göstermiş olduk. Denerseniz şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda tekrardan yeni lezzetlerle kavuşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın. Önce kime veriyorum?